Son 2, 3, 4. Bak şimdi arkadaşlar. Johnny Pony. Koş. Koş. Ama Pony Johnny neydi? Johnny neydi Pony? Johnny de geldi. Johnny de geldi. Johnny, Pony. Johnny ziyayan ben sizin. Mınnini 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 mı? Budiklerimiz hızla büyüyor arkadaşlar. Johnny ve Pony'nin artık az daha büyüsünler, çok oynuyorlar. Tasmalarını takacağız inşallah nasipse. Merhaba arkadaşlar, Harikalar Diyarı'na hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere yeni aldığımız tavşanları göstereceğim nasipse. Şöyle kafesimize doğru dönüyoruz. Önce siz baştan zaten başlıkta da belli ama yine de şöyle de göstermek istiyorum. Şu an bizim Hollanda lop tavşanlarımız var artık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah Harikalar Diyarımıza. Şöyle bir durum gerçekleşti. Biliyorsunuz bizim yavru tavşanlarımız var. Onları nasipse muhtemelen sahiplendireceğim. Buradan tavşanın sahiplerine Harikalar Diyarı olarak en içten dileklerimi, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Hayvanlara çok iyi bakmışsınız. Maşallah diyelim ve devam edelim. Arkadaşlar, diğer tavşanlarımızı biliyorsunuz. Kırma değişik bir hayvandı ama şimdi Harikalar Diyarı'na gerçekten harika bir cins olan Hollanda lop tavşanlarımızla yola devam edeceğiz inşallah. Bu tavşanlarımızdan zaten hamile olan da var. İçeri yuva yapmış olanlar da var. 4 taneler böyle kahverengimsi, beyazımsı renkleriyle bizim Harikalar Diyarı'nı ilerleyen süreçlerde süsleyecek. Kafasındaki şu yapı zile bak. Kulaklarının aşağı doğru sarkmış olması, sarkıp durması falan çok tatlı. Ama benden korkuyorlar. Bir de korkmasalar vallahi dedeye de benziyor. Böyle saçlı sakallı bir şey. Biraz bunamışlar. Tabii ki de hayır. Onların şu tatlılığına yani sabaha kadar izlerim bakın, emin olun. Sabahları video çekemiyorum. Tavşanları dışarı çıkmıyorlar. O yüzden bugüne nasip oldu. Ama bu tavşanları Harikalar Diyarı'na getirdiğimiz için çok mutluyum. Zaten kafamızda böyle bir hayvan almak vardı. Kafamızda öyle bir plan vardı, proje vardı. Bu proje sonrasında Allah nasip eyledi. Gidip Rize'lerden alacaktım. Erzurum'da yanı başımızda varmış zaten. Valla tavşanları da kaybettikten sonra bu bize ilaç gibi geldi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Dışarıda bulunan bu kafes yapısına hiç korkmayın. İki kez daha köpekler geldi buraya. Bunları buraya getirdikten sonra herhangi bir şekilde içeri girip de müdahale edemediler. Bu durumda bizleri çok mutlu etti arkadaşlar. Çünkü başarılı olmuşuz. Toru bayağı bir güçlendirdik. Dışarıdan böyle toru da yaptık. Zemin de çok güçlü. Ne alttan açıp girebiliyorlar ne de dışarıdan artık müdahale edemiyorlar tora. Bu da hayvanlarımızın güvenliği için gayet yeterli şimdilik. Şöyle içeri doğru gireceğim. Bu arada bakın çok mutluyum arkadaşlar. Yalnız biraz ürkekler. O yüzden dikkatli hareket ediyorum. Ürkek yapıları bize biraz sıkıntıya sokuyor, açık konuşalım. Zamanla alışacaklar diye umut ediyorum. İnşallah alışacaklar. Şimdilik böyle uzaktan izliyoruz. Yavruları olacak çok yakında. Yavrulayacaklar içeriye. Koca koca tünelleri var zaten buralarda. Bir bakın içeriye doğru. Şöyle bir girelim isterseniz. Bakın tünelleri görüyor musun? Burada bir tünel var, orada bir tünel var. Her gün yonca yediriyoruz, yem yediriyoruz, mısır yediriyoruz. Çok iyi bakacağız. Zaten sahipleri çok iyi bakmış tavşanlarımıza. Biz de çok iyi bakacağız inşallah. Bu şekilde bunları büyüteceğiz. Çok tatlısınız siz. Canlıyım benim. Yeni tavşanlarımız Harikalar Diyarı'na hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bana doğru yaklaşıyor ama çok tatlısın sen. Dokunabilir miyim sana? Kaçarsın diye korkuyorum ha. Kaçacağını, kaçmayacağını bilsem seni burada şimdi kıtlarım. Bak bak kurdunun kafasını çıkaymış. Harikalar Diyarı'mıza şu tatlı tavşancıklar hayırlı olsun. 4 tane lop tavşanı. Hollanda lop mu bir şey diyorlar. Tüylü müylü. Çok tatlısın sen. Ana. Çok seviyorum ben sizleri. İnşallah artsınlar hızlı hızlı da. Mısır yiyor, mısır yiyor. Bir önceki tabii şimdi Tosun Paşa'yı da unutmayalım arkadaşlar. Tosun Paşa ve ailesini çok özleyeceğim. Bu videoda söyleyeyim onu da. Gerçekten çok özleyeceğiz. Çünkü Tosun'u ben çok seviyordum. Sevebiliyordum. Hiç değil. Tosun'u hiç değil. Sevebiliyordum. Bu tavşanlarımızı sevemiyorum ama çok güzeller bunlar da. Daha önce zaten yorumlarda görmüştüm. Abi o tavşanlara o ırk daha güzel falan gibisinden. Nasip oldu. Bugüne denk geldi. Demek ki işte her şeyde bir hayır vardır. Rabbim bir alırken 10 verir geriye derler ya. Allah'ım bizlere güzel bir hayvan nasip eyledi. Hamdolsun Harikalar Diyarımızı artık bu tavşanlarla bir süre süsleyeceğiz inşallah. Artık bakalım neler olacak. Bu arada bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum kesinlikle. Tavşanlarımız hakkında önerilerinizi,
ne bileyim görüşlerinizi, yapmamı istediğiniz bir şey varsa onları. Şimdi zaman zaman bu tavşanlarımızı tabii bahçeye çıkartacağımız günler de olacak ama çoğu zaman burada olacaklar. Johnny ve Pony dışarıda olduğu zaman onu yapamıyoruz çünkü videonun girişinde de gördünüz Johnny ile Pony'yi. Nasipse Johnny'yi Pony'yi içeri aldığımız zaman bazen dışarı çıkartabiliriz ama şunu da söyleyeyim. En azından bir ay boyunca kafesten dışarı çıkartmayacağım. Yere bayağı bir alışmalarını istiyorum bunların. Çok güzelsin. Bir tane dokunayım mı? Bir tane dokunayım lütfen. Dokunuyorum ama kaçıyorlar. Böyle bir değişik Paskalya tavşanlarına benziyor. Çok da büyük. Bak açık konuşayım, bizim kendi tavşanlıklarımızdan daha büyük duruyor. Belki tüyden büyük görünüyordur. Ne bileyim. Aslında küçük de yani. Tüy herhalde biraz büyük gösteriyor değil mi arkadaşlar? Bakın şuradan hemen buraya bir tane tavşan geçti. Yakalayabilirsek göstereceğim. Tam öbür uca gitti. Şu arada bir tane tavşanımız yatıyor. Çok tatlı ama. Bak bak bak. Siz böyle tavşan gördünüz mü? Ana. Maşallah. Hadi inşallah. Şuraya bir tane tavşan kaçtı da onu göremeyeceğiz herhalde. Poposu görünüyor. Popo görünüyor. Popon görünüyor. 4 taneler arkadaşlar. Bir tanesi böyle bembeyaz. Yani en beyazı bu. Diğerleri daha çok kahverengi. İkisini de gördünüz. 3'ü ve 4'ü görmediniz. Biri içeride bidon var. Bakın şuradan bir tünel giriyor. Bir ara tüneli hep birlikte gözlemleriz. Böyle gidiyor. Toprağın altına gömülü şekilde böyle büyük bir bidon var. Bedon. Ne bedonu biliyor musunuz? Yağ bedonu diyebilirsiniz. Büyük böyle. 5 kiloluk. Onu gömdük. Onun içine gidip yavruluyorlar. İşte bu da bizim buradaki şeyimizi artırıyor. Hadi bakalım. Göremeyeceğim. Aha bulduk. Bakın diğer tavşanımız da burada. Bu da 3. tavşanımız. Kulaklar aşağı doğru durması çok tatlı gösteriyor. Yani bakın ciddi söylüyorum. Tam ekran hayvanıymışlar. Tam ekran hayvanıymış. Johnny ve Pony birbirleriyle ağlıyor. Hello. Bunun adı ne olsun? Yamuk kulak olsun. Bir isim takalım bunlara. Önce buna bir isim takalım. Daha çok videomuz olacak çünkü bunlarla arkadaşlar. O videolarımızda yine sizlerle paylaşımda bulunuruz. Şimdilik buna bir isim bulalım. Diğerlerine de ayrı ayrı isim buluruz nasipse zamanla. Bakalım hele. Buna ne diyelim ya? Bir kulağı dik duruyor, bir kulağı aşağı duruyor. Daha çok dik duruyor bir kulağı. Buna uygun bir isim bulmamız lazım. Ponçik diyelim mi sana? Ponçik. Lan sen ne ponçik bir şeysin? Sen ne ponçik bir şeysin? Ya bir tane seveyim ya bir tane kaçma ya. Çok kaçırlar ama ya. Çok korkaklar ya. Ama çok tatlısınız. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Çok teşekkür ediyorum bu arada beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Bu arada tekrardan söylüyorum. Harikalar Diyarı'na bu hayvanların gelmesinde vesile olan abilerime, kardeşlerime her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Daha çokça hayvanlarımızla, bu tavşancıklarımızla çokça videolarımız olacak sizlerle inşallah hayırlısıyla. Şöyle bir dışarı doğru da çıkalım. Kümesimizin etrafında tekrardan sizlere paylaşayım. Sonra da korkmayın ki öyle de böyle bir şey olmayacak. Yani. Bakın orada kazlarımız da var. Bizim ekip bunlar. Ekip dolaşıyor kendilerine. Johnny ve Pony de bir tane kemik parçası bulmuşlar kocaman. Onun için dövüşüyorlar birbirleriyle. Kavga ediyorlar falan meşmeken. Anlayacağını bayağı bir sıkıntılı bir durumun içindeyiz. Ama sonra şöyle bir kafesin etrafını gezdiğim zaman her sabah ilk işim gelip bunları kontrol etmek. Çünkü heyecanla kontrol ediyorum. Halen ortama tam alışmadıkları için. Halen daha elimi bile dokunduramadım. Düşünün ki şu lob tavşanını bir tutamadım ya. Ama çok ponçik bir hayvan. Çok ponçik bir tatlı bir hayvan. Arkadaşlar dördünü de aynı anda yakaladık. Dikkatli bir şekilde çekmek istiyorum. Bugün 4 tavşanımız da burada. 4 tavşanımızı ayrı ayrı çekmek istedim. Evet, dördü de burada bakın. Biri beyaz. Diğer kalan 3'ü kahverengimsi siyah. Sırtlarındaki benekler falan var. Ama genel olarak çok tatlı ve çok güzeller. Şu anda dokundum birine. Koyun gibi hayvanlar. Çok çok mutluyum şu an. 4 tane güzel tavşanımız var. Vallahi normalde yine söylüyorum. Tak geçen yıldan beri hayalimdi. Hatta Rize'de konuştuk, ayarlamıştık. Yavru getirecektim bu tavşanlardan. 4 taneden 5 tane, 6 tane var demişti. 6 tane yavru tavşan getirecektim bunlardan buraya. Sonra işte gün geçti. Tosun ve ailesini siz çıkartmayın dediniz. Oy birliğiyle yani çıkarmamamız gerektiğini konuştunuz. Biz de Tosun ve ailesini çıkarmamak kaydıyla çıkarmayalım dedik. Ama sonradan gördüğünüz gibi tatsız bir olay oldu. Bir köpekler gelip Tosun ve ailesini katletti. Sonrasında da işte böyle nasip oldu arkadaşlar. Şimdi de artık güzel bir tatlı bir tavşan ailemiz var. Harikalar Diyarımızın
bu tavşan ailesi inşallah uzun ömürle bizlerle birlikte yaşar da uzun ömürle bizlere böyle güzel küçük yavrular, küçük aileler, küçük tavşancıklar nasip eyler Rabbimiz inşallah. Artık bundan sonrası hayırlısı arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan videoyu bitirmeden dedim ki araya katıştırayım. Biraz kümeste dolaşırken baktım dördü de çıktı. Gösteremedim çünkü ilk başta ikisini gösterdim sadece. Şimdi dördünü de böyle nasip oldu göstermek. Şu zaten deve. Sırtındaki siyahlar daha fazla. Bu bizim ailenin mıcırığı. Bizim ailenin yaramazı bu tavşan ailesinin belli. Bu daha aktif, daha hareketli. Şimdi bir de şu. Bunlar küçük, küçükler. Herhalde şu ikisi de büyük ebeveynler olabilir. Çünkü onlar daha olgun duruyorlar. Bunlar biraz daha yavru duruyorlar. Öyle gördüm ama bakalım da zamanla. Onun sakalları daha çok uzanmış. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Aşağıya bir hayırlı olsunlar, maşallahlar bekliyorum ha. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Diğer güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.